yapacaksın Mesude? Cevap alamadık. Harun Bey, çok tehlikeli, içeri gelmezsin. Bak. Harun Bey, bunu. Sakin ol.
daha kızım iyi misin? Aç gösterin ya. Ne olur aç gösterin. Kurtulacaklar. İtfaiye de gelecek şimdi. Harun. Yağmur. Tamam. Yanındayım Eda. Kurtul. Tolga. Tolga çıkabildi mi? Harun Tolga nerede? Tolga. Tamam Eda. Tolga. Tolga. Eda. Erteleyelim dedi. Niye zaman kazanmaya çalıştığını anlayamıyorum. Belki de şüpheleniyor benden. Nikah ertelemesine izin veremezsin Melda. O zaman her şey mahvolur. Hamile olmadığında ortaya çıkar. Ben de ondan korkuyorum ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Nasıl berbat bir halde olduğumu sana anlatamam. Hiçbir şey düşünemiyorum artık. Bence tek kurtuluşun Eda. Ne? Eda mı? Harun'u etkileyebilecek tek kişi o. Hem seni hamile sandığı için Harun'dan ayrılmadı mı? Bunu yaptıysa daha fazlasını da yapar. Yarın ilk işin onunla konuşmak olsun. Harun'u ikna etmesini sağla. Al hayatım. Boşuna uğraşma Ece, kimsenin çay içecek hali yok. Bence herkesin rahatlamaya ihtiyacı var. Çay iyi gelir. Annemin uyanmaması çok iyi oldu. Bence de. Harun'un yaptıklarını görseydi çıldırabilirdi. Ben bile aklımı kaçıracaktım neredeyse. Resmen hayatını tehlikeye attı ya. Cici kardeşine bu kadar düşkün olduğunu bilmiyordum. Tolga için girmedi ki. Yani? Yani sonuçta insan hayatı söz konusu. Üstelik Eda'nın da hamile olduğu düşünülürse... Ben çayları götüreyim. Babacığım. Sağ ol kızım.
Abicim buyur. Sen de bir doktora görünseydin oğlum. Gerek yok baba. İyiyim ben. Şu kamera kayıtlarından hala bir şey çıkmadı mı? Hayır, bir daha bakıyorlar. Durumu nasıl? Gayet iyi Feyyaz Bey. Merak etmeyin. Ambulans doktorunun söylediği gibi içeriden tam zamanında çıkarmışlar. Bu tip vakalarda saniyelerin bile büyük önemi var. Tekrar geçmiş olsun. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hepimiz sana borçlandık oğlum. Estağfurullah baba. Olur mu hiç? Hayatımızı kurtardın. Bir an her şeyin bittiğini düşünmüştüm. Sağ ol. Özellikle Eda ve Yağmur için sana minnettarım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Nereye Ağrı? Hemen geliyorum baba. İstediler. Kapılar kilitliydi. Kim yapar bunu Harun? Neden? Ne istiyorlar bizden? Bunları düşünüp kendini de Yağmur'u da üzme. Yeterince korktun zaten. Şimdi güvendesin. Hayır. Değilim. Ya bir daha denerlerse? Buradan gitmem lazım. Yağmur'u tehlikeye atamam. Ben de atamam. O yüzden hiçbir yere gidemezsin. Sizi koruyabilmem için yanımda olmalısın. Hem zaten Amerika'ya gideceğiz. Orada kimse bize zarar veremez. Birlikte gidemeyiz Harun. Ne olur kabullen artık bunu. Bu mümkün değil. Yan yana gelmemiz bile çok tehlikeli. Burada olmamalısın. Hadi git artık. Biri gelebilir, burada duramazsın. Söndü sanki şu yangın. Keşke bütün şehir yansaydı. Sen, ben, hepimiz yanıp kül olsaydık. Böyle söyleme ne olur. Ama sen benden uzak dur diyebiliyorsun. Yanımda durma, çık git diyebiliyorsun. Birbirimizi bulamayacak kadar kaybolduk diyebiliyorsun. Dağlar, denizler bile yansaydı keşke. Neden öyle söylediğimi anlamıyor musun? Anlamıyorum. Hiçbir şey anlayamıyorum. Neden bütün bunlar bizim başımıza geliyor? Neden ikimiz bir araya gelemiyoruz? Neden her defasında birbirimizi kaybediyoruz? Biz kime ne yaptık Eda? Söylesene bu hangimizin cezası? Harun biri gelecek. Ne olur git korkuyorum. Şu halimize bak. Sana dokunamıyorum bile. Sen gerçekten var mısın? İçimi yakan bu acıyı sahiden çekiyor muyum? Biraz önce o alevlerin arasından seni çekip alan ben miydim? Gerçekten bilmiyorum artık Eda. Olmadı. Hepsini ben uyduruyorum. Bu bir kabus. Bir sabah bambaşka bir yerde uyanacağım. Adım bile başka olacak. Bu
acı gerçek olamayacak kadar fazla Eda, anlıyor musun? Ateşin içine girmek ne ki? Harun yapma ne olur. Acı çekmene dayanamıyorum. Ya ben? Ben sana kıyabilir miyim? Sana ve Yağmur'a bir şey olacak diye neredeyse delirecektim. Yangının nasıl çıktığını öğrenebilecek miyiz babacığım? İtfaiye raporu yarın hazır olur. Bu kesinlikle bir kaza değildi. Biliyorum, Harun söyledi. Nasıl yani? Yani kimseyi korkutmak istemem ama iki kapı da içeriden kilitlenmişti. Birileri bizi kasten öldürmek istedi. Bunu kim yapar baba? Bu kadar yakınımıza sokulabilen bu düşman kim? Niye bizimle bu kadar uğraşıyorlar? Bilmiyorum Nisa. Yakında her şey ortaya çıkacak. O zaman anlayacağız kızım. Hiçbir şey düşünme. Sadece uyumaya çalış bir tanem. Her şey yoluna girecek. Harun ne olur. Bitmelisin artık. Biri gelecek şimdi. Eda'ya bakayım. Belki uyumamıştır, bir şeye ihtiyacı varsa. İstersen ben bakabilirim. Yani seninle beraber. Bir sakıncası yoksa. Yok canım, ne sakıncası olacak ya? Belki... Belki meyve falan ister. Ya önce mutfakta bir şeyler hazırlasaydık. Sanmam. Belki uyumuştur zaten. Hadi gel. Peki ya su? Odada vardır herhalde. Merak etme, bir şeye ihtiyacı olursa ben gider alırım canım, tamam? Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Abi. Tolga az daha orada olduğunu görecekti. Yüreğim ağzıma geldi. Bu yaptığın çok tehlikeli. Her an biri öğrenebilir. Umurumda bile değil. Ben sadece Eda öyle istediği için susuyorum. Of, bu ikiniz için ne kadar zor bir durum. Keşke en başında herkesi, her şeyi arkanızda bırakıp çekip gitseydiniz. Ama artık çok geç. Hayır. Hiçbir zaman geç olmayacak. Bir gün hem aşkıma hem bebeğime sahip olacağım. Peki ya o güne kadar? O güne kadar özlemeye, delirmeye, belki de her gün ölüp yeniden dirilmeye devam edeceğim. Bu benim kaderim. Ne demek kayıtlarda yok? Birileri bütün güvenliği aşıp evin içine kadar giriyor, kapıları kilitleyip evi ateşe veriyor ama kameraların hiçbiri çekmiyor, öyle mi? Efendim, küçük ev boş diye bütün kameraları büyük eve yönlendirmişti. Siz ne işe yarıyorsunuz öyleyse? Size güvenip biz nasıl uyuyacağız ha? Bu bahçede 24 saat nöbet tutulmuyor mu? Nereden girmiş bu insanlar? Anlamaya imkan yok efendim. Tek bir iz bile bırakmamışlar. Sanki havadan inmiş gibiler. Kayıtlara göre olaydan hemen önce bahçede Saadet Hanım varmış. Acaba kendisi bir şey görüp duymuş olabilir mi? Kes saçmalamayı.
Bir şey görseydi bunu çoktan söylemiş olurdu bana. Dua edin, ona bir zarar gelmemiş. Hadi gidin, hadi, hadi. Ah, tavşan kardeş. Senin kulakların deliktir. Ya şu çalınan arabayla ilgili bir şey geldi mi kulağına? Ha? Ne? Yok mu? Hata bende tabii. Senin yerine köstebek besleseydim, şimdi ya arabayla ilgili bütün bilgilere ulaştıydım. Nasıl bulacağız bu arabayı ya? Kerem? Bu saatte niye uyanıksın sen? Ben mi abla? Ya sınava çalışıyordum da. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım inan. Sen bu saate kadar ders çalışacaksın. Güldürme beni Allah aşkına. Kerem, ne oldu, senin canın bir şey mi sıkkın? Ya yok abla, niye sıkılsın? Kerem. Ya aslında bir derdim var. Ben malımı bilmez miyim? Anlat hadi abla. Abla, kimseye söylemeyeceksin ama. Benden sır çıkmaz biliyorsun. Ya tamirhaneye bir araba gelmişti. Ama sıradan bir araba değil. Nasıl biliyor musun? Yanıyor böyle. Neyse. İşte o araba geceleyin dükkandan çalınmış. Ne? Söz verdin abla. Ay. Hem babam bin kere tembihledi kimseye anlatmayacaksın diye. Ay tamam tamam. Ne oldu sonra? Ya arabanın sahibi tutturdu, parayı siz ödeyeceksiniz diye. Ay. Hatta bizi arabayı çalmakla suçladı. Allah'ım ya. Peki ne yapacağız Kerem? Onca borcun arasında. Ya aslında benim bir fikrim var. Harun eniştemden istesek ya. Saçmalama. Ya ona koymaz, ne olacak, koskoca arslan mı? Kerem. Tamam. Olmuyorsa Tolga abiden isteriz. Ne de olsa o da artık zengin. Kerem kes artık. Bunu duymamış olayım. Tamam ya. Ben de söylememiş olayım o zaman. Babam bir yolunu bulur artık. Hadi sen de yat. İyi geceler. Hadi iyi geceler abla. Sanki uyku tutuyor da kafam davul gibi oldu düşünmekten. Halbuki gayet de iyi olurdu. Eniştelere koyar mı o kadar para? Neyse oğlum Kerem. Yine en iyisi sen eski sisteme dön. Bir iş bul, para kazan. Unut deme sakın. Aşkı bundan daha iyi anlatan bir şarkı yoktur bence. Ama eğer bu şarkıdaki de bir şey mi, siz asıl benim aşkımı dinleyin diyorsanız hemen bizi arayın. Eğer en unutulmaz aşk gerçekten sizinki ise 3 geri bir cep telefonu kazanın. İşte bu. İşte para kazanmanın en kolay yolu. Kesin ben kazanırım. En unutulmaz aşklar bende nasıl olsa. Thank you.
Babana söylediğim şeylerin canını sıkmasına izin verme ne olur. Büyükler bazen kızgınken hiç inanmadıkları şeyleri söyleyebilirler. Yoksa babanla birbirimizi kaybettiğimiz, bir daha hiç bulamayacağımız hiç doğru olabilir mi? Sen en yakın şahidimizsin. Birbirimizi unutulmayacak bir aşkla bağlandığımızı en iyi senin bilmen gerek. Şimdilik farklı yollarda yürüyor olsak bile bu gerçek bir ayrılık değil. Bir gün bu ayrılık bitecek bebeğim.